Merhaba arkadaşlar, Türkçenin en önemli konularından cümlenin öğeleriyle kampüsteki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün toplam 3 maddede cümlenin öğelerini en ince detaylarıyla öğreneceğiz. Yani temel öğeler, yardımcı öğeler, öğe hangi soruya buldurmaya yöneliktir veyahut da vurgu, ara söz hepsini ve tüm taktikleri birlikte güzelce öğreneceğiz. Ve sonrasında geçen sene çıkan bu soru gibi birçok soruyu rahatlıkla yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi geçen sene bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisine verilmiştir diyordu. Ve bu soruda esas bilmemiz gereken şey şurada. Modern kısmından başlayıp yapısı kısmına kadar devam eden kısmın bir bütün olduğunu, bir yan cümle olduğunu bilmekti. Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeye zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Bak, buradaki fiilimsi hepsinin içine almıştı. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Buranın bir bütün olduğunu, sonrasındaki öğelerinde sorularla nasıl bulunabileceğini hep beraber görmeye çalışacağız. Şimdi ilk başta birinci maddemize başlamak istiyorum. Bu geçen senenin sorusu gibi üniversiteden çıkmış birçok önemli soruyu da birlikte çözeceğiz. Sonrasında tabii ki gramatik kitabımız hazır. Gramatik kitabımızdan ödevler vereceğiz sizlere. Ama şimdi reklam olmasın diye hızlı bir şekilde başlıyorum. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Cümleyi öğeleri ayırırken 5 temel kuralımız var. Başka kurallar da var ama bu en önemli kurallar. Önce yüklemi, sonra özneyi, daha sonra diğer öğeleri buluyoruz. Yani kesinlikle kesinlikle önce diğer öğeleri bulayım ve işte yüklemi sonra bulurum demememiz lazım. Mesela öğrencileri sınav sorularının zorluğu yormaktadır. Genelde şöyle bir cümleye baktığı zaman öğrenci bunun özne, şunun bir şey, şunun da yüklem olduğunu düşünür. Halbuki yormaktadır yüklem, ne yormaktadır? Cevap yok. Kim yormaktadır? Öğrencileri diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ne yormaktadır? Sınav sorularının zorluğu yormaktadır. Dolayısıyla burası özne. Sınav sorularının zorluğu kimi yormaktadır? Belirtili nesneyi dememiz gerekiyor. Yani şöyle bakaraktan ya herhalde bu öznedir, bu ne, öyle değil. Soruları net bir şekilde, ciddi bir şekilde, öğelere uygun bir şekilde sormamız gerekiyor. Hatta birazdan burada soruları da göstereceğiz. Bakın burada hangi sorunun hangi öğeyle bulunacağını göstereceğiz ama ilk başta dikkat etmeniz gereken şey yüklem, özne, sonra diğer öğeler. Hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yüklem, özne, nesne ve tümleşler. Yöntemimiz bu olması lazım. Yüklem, özne, nesne, tümleşler. Şimdi bunların hepsinin detayına gireceğiz. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde, çünkü çok fazla ayrıntıya gireceğim. Bütün sınavlarda gelebilecek her şeyi göstermeye çalışacağız. Tamlamalar, deyimler, söz öbekleri ve fiilimsel oluşturduğu yan cümleler bölünemez. Şimdi buraya dikkatli bakmamızı istiyorum. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Şimdi bu cümlenin yüklemi girdim sözcüğü olduğunu düşünün. Girdim. Ama bu cümlenin yüklemi sadece girdim değil. Nereye girdim, gözüne girdim diyemezsiniz. Göze girmek deyim olduğu için bu bölünmüyor. Göze girmek deyimini bir bütün olarak alıyoruz ve göze girmeyi bölmüyoruz. İkincisi, burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var ki hocasının gözü diyor. Bakın hocasının gözü diyor. Hocasının gözü dediğine göre burası da tamlama, burayı da bölemeyiz. Hocasının gözü, burayı da aldık bütün olarak. Devam ediyorum. Ne hocası, kimya hocası, burası da bir tamlama, burayı da bölemiyoruz. Sınıfımıza yeni gelen kimya hocası diyoruz, burayı da bölemiyoruz. Dolayısıyla buranın hiçbirini bölemiyoruz. Şu ikisi neden birleştirdik? Göze girmek deyim olduğu için. Hocasının gözü tamlama, kimya hocası tamlama, sınıfımıza yeni gelen kimya hocası tamlama. O zaman ben gizli özne olmuş oluyor. Sınıfımıza yeni gelen kimya hocasının gözüne girdim de yüklem olmuş oluyor. Neden böyle ekstra bir örnekle başladım? Çünkü ilk başta şunu bilmeniz lazım. Bazen tamamı cümlenin yüklem olabilir. Bazen şurası yüklem olabilir. Bazen deyimler, bazen tamlamalar bölünmeyebilir. Bunu zaten birazdan daha net göreceğiz. Ama üniversite sınavlarında en çok çıkan kısım şu yıldız koyduğum kısımdır. Bunu zaten filmsi konusunu işlerken de sizlere söylemiştik. Bakın şimdi. Emrah kardeşini yarın sinemaya götürecek. Götürecek kelimemiz yüklem. Niye? Yüklemi bulmadan diğer öğeleri bulamıyorduk. Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tümleşler diyorduk. Kim götürecek? Emrah götürecek. Kimi? Kardeşini. Ne zaman? Yarın. Nereye? Sinemaya. Özne, nesneyi yarın dolaylı tümlece götürecek. Özne, nesne, zar tümlece, dolaylı tümlece, yüklem. Şimdi bu şekilde bir öğeyi ÖSYM sormuyor. ÖSYM'nin geçen yıl sorduğu soruda, bundan önceki yıllarda sorduğu sorularda da her zaman cümlenin içerisinde bir ının ısı oluyor. Yani ının ısı derken bir fiilimsinin oluşturduğu yan cümle veyahut da uzun bir tamlama grubu oluyor. Şöyle demek istiyorum. Duydum yüklem. Kim duydu? Ben duydum. Ben neyi duydum? Emrah'ın kardeşini yarın sinemaya götüreceğini veya Emrah'ın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Bak. Emrah'ın götüreceğini duydum. Inın ı'sı. In ı bağlantısını ÖSYM hep soruyor. Ve şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bak. Kim götürecek? Emrah götürecek diyebiliyoruz. Kimi? Kardeşini götürecek. Ne zaman? Yarın. Nereye? Sinemaya. Bunların her biri bağımsız bir şekilde yüklemle bağlantı kurabiliyor. Ama Emrah'ın duydum olmuyor. Kardeşini duydum, sinemaya duydum olmuyor. Bunların hepsi şu kısmın, yani götüreceğini kelimesinin
yan cümlesi. Dolayısıyla biz filmsleri gördüğün zaman çok dikkatli olacağız. Çünkü filmsiler arkasındakileri adeta bir elektrik süpürgesi gibi diye içine çekecek ve bir bütün oluşturacak. Bakınız ilk sınav sorusunda da buna benzer bir şey vardı. Yani 2018'in sorusunda da böyle bir şey vardı. Bakın. Bırakan, maruz bırakan, mesaja maruz bırakan, binlerce mesaja maruz bırakan, kişileri binlerce mesaja maruz bırakan, modern şehir hayatını gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeye zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Yani bak şehir hayatının yapısı, ının ı'sı, ın ı bağlantısı var, sıfat fiillerde bağlamış, dolayısıyla biz bunu bölemiyoruz. Şimdi birazdan çok daha net detaylı bir şekilde göreceğiz. Bir de şu da önemli. Cümleyi öğeden ayırırken, esasında bunu da öğrenciler çok hata yaptığı için not almak istedim. Kimin neyin sorularını asla kullanmıyoruz. Şöyle ki, Ali'nin kalemi kayboldu. Öğrenci eğer konuya tam hakim değilse şöyle yapıyor. Kayboldu yüklem, neyi kayboldu? Bak önce nesneyi buluyor özneyi. Neyi kayboldu? Kalemi kayboldu. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi diyor. Neyi belirtili nesne diyor şöyle. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi. Bu da özne diyor. Fakat kimin neyi diye bir soru yok ki. Bu şekilde ayırırsak cümleyi yanlış ayırmış oluruz. Normalde şöyle yapmamız lazım. İlk kuralımız neydi? Cümleyi öğelen ayırırken önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tümleç. Nerede bulunuyordu? Yöntemimiz buydu. İkincisi kimin neyin soruları kullanılmıyordu. Tamlamalar bölünmüyordu. Şimdi kayboldu yüklem. Yüklemimizi bulduk. Özneyi soruyoruz. Kim kayboldu? Cevap yok. Ne kayboldu? Ali'nin kalemi kayboldu. Ali'nin kalemi de tamlam olduğu için bölünmüyor. O zaman Ali'nin kalemi özne. Bu kadar basit. Bu cümlenin öğeleri özne yüklemden oluşuyor. Bir de şu kurala dikkat edelim. Bunları zaten birazdan daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Cümleye öğelerini ayırırken isim cümlelerinde nesne olmaz. Bu cümleler genellikle diyor bakın %100 değil. Özne yüklemden oluşur. Şöyle ki şimdi isim cümlesi ne demek? Yüklemi isim olan cümle demek. Şimdi mesela Ali eve geldi. Bu cümlenin yüklemi geldi fiil. Tamam bu cümlelerde fazla korkmamıza gerek yok. Ama Ali iyi bir insandır dediğimizde şimdi insandır isim öyle değil mi? Bu tarz cümlelere dikkat edeceğiz. Bir insan, iyi bir insan bunu bir bütün olarak almamız lazım. Bakın burada Ali eve geldi diye biliyorsun, ayırabiliyorsun ama burada Ali iyi bir insandır diye bütün olarak alıyorsun. Yani Ali insandır, nasıl insandır, iyi insandır diyemezsin. Eğer cümlenin yüklemi isimse isim ya da sıfat anlaması oluşturabilir ve dolayısıyla da bunu bölemeyiz. Şimdi İsim cümlelerinde nesne olmaz dedik. Bu cümleler genellikle özne yüklemden oluşur dedik. Bakın şimdi. Kimyacıdır. Kesinlikle yüklem olacak. Kesin. Bunun üzerine devam ediyoruz. Bir kimyacı. Çalışan bir kimyacı. Harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. Yüklem. Kim? Toprak özne olmuş oluyor. Şimdi sakın nasıl bir kimyacı, harıl harıl çalışan bir kimyacı dememiz gerekiyor. Niye? Cümlenin yüklemi isimse kesinlikle burada bir sıfat ya da isim tanımlaması vardır veyahut da olmayabilir bazen tabii o da yanlış söyledim. Bazen isim ya da sıfat anlamsı olabilir çoğunlukla. Bu durumda da kesinlikle biz cümlede nesne olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü nesne olabilmesi için bu cümlede fiil olması lazım. Yani mesela okudu, neyi okudu diyebilirsin. Bıraktı, neyi bıraktı diyebilirsin. Yani neyi bıraktı, işte kitabı bıraktı şunu. Ama mutludur, neyi mutludur. Böyle bir şey olmaz ki. Yani bu nesne alamaz. Bir cümlenin yüklemi isimse nesne alamaz. Dolayısıyla cümlede nesne olmayacağı için de cümle genellikle özne ve yüklemden oluşur. Bazen özne ve zarf tümleciden de oluşuyor. Onu da göstereceğiz. O zaman bununla alakalı bir sürü örnek var. Hatta gösterelim. Şöyle göstereyim bakın. Bakın bu üniversiteden çıkmış bir cümle. Zordur yüklem. Neyi zordur, kimi zordur diyemiyorsun zaten. Bu üniversiteden çıkmış bir cümle. Ne zordur? Belirlemek zordur. Belirlemek fiilimsi mi? Evet. O zaman fiilimsi ne yapıyordu? Arkasındakileri adeta bir elektrik süpürgesi gibi. Şöyle fişe takalım önce. Şöyle süpürgenin kulbunu çizelim. Elektrik süpürgesi gibi arkasındakilerin hepsini diye içine çekiyordu. Yönlerini belirlemek zordur. Ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Belirlemek fiilimsi arkasındakilerin hepsini içine aldı. O zaman burası yüklem oldu. Ne zordur? Gerisi de özne olmuş oldu. Peki niye nesne yok? Çünkü isim cümlelerinde nesne olmaz. Bu cümleler genellikle özne yüklemden oluşur. Başka bir cümleye bakalım. Vardır. Ne vardır? Ne vardır? Türkiye arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Gerekiyor ki ha bak şimdi vardır. Ne vardır? Önemi vardır. Şimdi tamam bir kere bunu bulduk. Vardır. Önemi vardır. Yeri ve önemi vardır. Özel bir yeri ve önemi vardır. Türk hikayeler arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Türkiye'ye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olması bakımından özel bir yeri ve önemi vardır. Şimdi bir dakika cümleyi baştan okuyalım. 14. yüzyılda oluşan Dede Korkut hikayelerinin Oğuz destanının birçok özelliğini taşıması ve destandan hikaye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olması bakımından Türkiye'ye geçiş aşamasının karakteristik bir örneği olması bakımından Türkiye'ler arasında önemli bir yeri ve önemi vardır. Ha bak.
Ta buradan başladı. Şurayı iki defa yazmışız. Üniversiteden çıkmış bir soru bu da gene. 14. yılda başlayan, oluşan dedikodu hikayelerinin Türk hikayeler arasında özel bir yeri ve önemi vardır. Burası bir bütün olarak ne oldu? Özde olmuş oldu. Neden? Bak. Inının ısı vardır. Dede Korkut hikayelerinin önemi vardır. Buraları bir şey demiş olabilir. Önemli değil. Vardır yüklem, gerisi özne olmuş oluyor. O zaman cümlenin öznesini tekrar okuyorum. 14. yüzyılda oluşan Dede Korkut hikayelerinin Oğuz destanının birçok özelliğini taşıması ve destandan hikaye geç aşamasının karakteristik bir örneği olması bakımından Türk hikaye Türk hikayeler arasında özel bir yeri ve önemi vardır diyoruz. Artık bu bitmiş oluyor. Bir de beşinci özelliğimiz var ki yüklem cümlenin en önemli öğesidir. Yani yüklem olmazsa cümle olmaz diyorduk. Cümlenin en önemli öğesi demiştik. Bazen yüklem cümlenin sonunda değil de ortasında ya da başında olabilir. Devrik cümlelerde cümleyi kurallı hale getirmek soruyu çözmemizi kolaylaştırır. Bakın şimdi. Yükünden dallara inmiş elma ağaçları bir başka güzelliğidir bu bahçelerin. Şimdi cümlenin en önemli kelimesi, olmazsa olmaz kelimesi güzellidir. Bu da yine üniversiteden çıkmış bir cümledir bu arada. Güzellidir. Güzellidir yüklemini bulduk ya. Ama bu kurallı değil cümle. Kafamız karışıyor. Ya bu neyin güzel... Halbuki cümleyi kurallara getirelim. Yükünden dallara eğilmiş elma ağaçları bu bahçelerin bir başka güzellidir. O zaman bu bahçelerin bir başka güzellidir yüklem. Bak bu bahçelerin bir başka güzellidir yüklem. Ne bu bahçelerin bir başka güzelliğidir? Yükünden dallara eğilmiş elma ağaçları da özne olmuş oluyor. Mesela şu cümleye bakalım. Mehmet Akif Ersoy'un o güzel dizesi. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapan milletimin istiklal. Bak bir kere burada dirden yakola çıkmıştık. Ekeylemi bulmuştuk. Burada da aynı şey. Hakkıdır. Ne hakkıdır? İstiklal hakkıdır. Kimin? Hakka tapan milletimin hakkıdır. Bak şimdi kafa karışıyor. O zaman cümleyi kurallarla getireceğiz. İstiklal diyeceğiz. Tamam mı? Hakka tapan yani Allah'a inanan hakka tapan milletimin hakkıdır. Şimdi cümle kurallara geldi ve artık rahat rahat öğleni ayırabiliriz. Hakkıdır. Milletimin hakkı. Hani ın-ı bağlantısı vardı. Hakka tapan milletimin hakkıdır yüklem. Ne? İstiklal özde olmuş oluyor. Cümleyi kurallara getirmek soruları çözmemizi daha da kolaylaştırıyor. Şimdi o zaman kuralları gösterdik. Artık bu kurallar üzerinden cümlenin öğelerine giriş yapabiliriz. Birincisi ve en önemlisi arkadaşlar bu tren örneğini her zaman veriyoruz. Yine vermek istiyorum. Cümleyi öğelerine ayırırken hep bu tren örneğini aklınıza getirin. Şimdi nasıl bir trenin lokomotifi olmazsa o tren hareket edemez. Mesela şu tren gider mi şu anda? Gitmez. Niye? 1, 2, 3, 4, 5 tane vagon var ama lokomotif yoksa tren gitmez. Ama şu vagon olmasa tren gider. Şu vagon olmasa da gider. Şu da olmasın. Bunların hiçbiri olmasın. Sadece lokomotif olsun. Trenimiz hareket edebilir. Demek ki trenin en önemli kısmı lokomotiftir. Lokomotif olmazsa bunlar hikaye. Cümlenin de en önemli kısmı yüklemdir. Yüklem olmazsa bunların hiçbiri bir işe yaramaz. Yüklem varsa bunları da bulabiliriz, sorabiliriz. Bunların hiçbiri olmasın. Sadece yüklem olsun. O cümledir. Mesela söyleyeyim size. Geldim. Bakın bu bir cümledir. Ben Giz Özdür falan fişman. Fark etmez. Ama sonuçta bu bir cümledir. Bu bir yüklemdir ve yüklem tek başına cümle oluşur. Ama şöyle bir cümle olur mu mesela? Ali, tamam mı? Nesne'ni yazıyorum. İşte kardeşini, dolaylı tümleci yazıyorum. Okula, zar tümlecini yazıyorum. Yarın, edat tümlecini yazıyorum. Edat tümlecide ne ile, kiminle sorularıyla bulunuyor. Ne ile, kiminle ve ne için sorularıyla bulunuyor. Okula, arabayla... Bak bütün öğeleri yazdım. Özneyi yazdım, nesneyi yazdım, dolaylı tümleci yazdım, zar tümlecini yazdım. Edat tümlecini bile yazdım yani. Diyeceksiniz ki hocam edat tümleci var mı? Var. Geçmiş yıllarda da geldi. Eskiden de gelmişti. 2004'te de geldi. 2016'da da geldi. O yüzden dikkat edin. Bütün öğeleri yazdım. Peki böyle bir cümle olur mu? Ali kardeşin okula yarın arabayla. Ne diyorsun? Cümleyi bitir hocam. Bak cümle yok. Ama Ali kardeşin yarın okula arabayla götürecek dediğimizde cümle oluşmuş oluyor. Niye? Götürecek yüklemi. Geldi cümleyi rahatlat. Peki bunların hiçbiri olmasın. Sadece götürecek diyelim. O zaman cümle oluyor. Götürecek. Kim götürecek? O da götürecek diyebiliyoruz. Peki cümleyi öğelerine ayırırken hangi öğeleri hangi sorularla buluyoruz? Birincisi ve en önemlisi önce yüklem buluyoruz. Önce yüklem bulunur. Sonra kim ve ne sorularıyla özne, kimi neyi sorularıyla belirtili nesne, ne sorusuyla da belirtili nesne buluruz. O zaman bu kimi neyi sorularının belirtili nesne olduğunu hatırlayalım. Bunlar da belirtisiz nesne. Dolaylı tümlece baktığımızda ED'den iki anlamlı sorularla bulunuyor. Nereye? Nerede? Nereden? Kime? Kimde? Kimden? Neye? Neyde? Neyden? Yani ED'den iki anlamlı sorularla biz
cümlenin öğelerini bulabiliyoruz. Şöyle bir kalem alayım bir saniye. Evet, kalemimiz düştü. Şu kimlerini de yazalım ki onun da kalbi kalmasın. Evet. Şimdi zarf tümlecine baktığımızda ise ne zaman, nasıl, ne kadar, niçin, nereye sorularıyla bulunuyor. Peki hocam bunların hepsini kullanmak zorunda mıyız? Hayır. Oradaki biz bağlantıları bulduktan sonra kullanacağız. Edat tümlece neyle, kimle sorularıyla bulunuyor. Şimdi o zaman gelin yüklemle başlayalım. Önce yüklemi buluyorduk ya. Gelin önce cümlelerin yüklemini bulalım. Cümlelerin yüklemi nasıl buluyordu? Bulunuyordu. Aynı trenin lokomotifini bulur gibi. Bu trende olmazsa olmaz olan şey nedir? Lokomotif. Lokomotif olmazsa tren patladı, gitmiyor. O zaman biz cümlenin içerisindeki en önemli kelimeyi bulursak yüklemi bulmuş oluruz. Bakın şimdi. Mustafa olmaz. Bu sabah erken uyandı. Heh. Uyandı kelimesi olmazsa cümle olmuyor. Burası yüklem. Şimdi önce kolaydan başlayalım ama birazdan zorlaştıracağım. Dikkat edin. Şimdi uyandı yüklem. Bazen fiiller yüklem olabilir. Bütün korkularımın çaresi sendin. Bakın bazen de isimler yüklem olabilir. Bu üniversiteden çıkmış bir cümledir. Sendin bütün korkularımın çaresi demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ekelem olarak yüklem olmuştur demiş. Doğru cevap da bu olmuş. Burada fiil yüklem olmuştu. Burada ise zamir yüklem oldu. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Başkentidir yüklem dedik ama başkenti bak Türkiye'nin başkenti. Inının ısı olduğu zaman bölmüyorduk. O zaman burayı bir bütün olarak aldık. Fiil yüklem oldu. İsim soylu zamir yüklem oldu. İsim tanımlaması yüklem oldu. Okulumuz Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biridir bak. Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biri. Inının ısının ısı. Yani o zaman burayı biz bütün olarak aldık. Özne falan onları geç şimdi. Sadece yüklemleri buluyoruz. Bu tablo 10 bin lira eder. Eder. Ne eder? Bu tablo eder. Ne kadar eder? 10 bin lira eder. Tamam. Burayı da bittik. Onlar bizlere her konuda yardım ediyor. Bak bu sefer ediyor'u bir tek almadık. Tek başına almadık. Yardım ediyor'u aldık. Niye? Yardım etmek bileşik fiil. Ama etmek yardımcı eylem değil, kendi anlamında. O zaman etmek fiilini gördüğünüz zaman dikkatli olacağız. Eğer yardım ediyor, hak ediyor, fark ediyor, terk ediyor derse o zaman iki kelimeden oluşuyor yüklem. Ama paha anlamına gelirse yani lira etmek anlamına gelirse o zaman bir tek alıyoruz. Bekledim geçen hafta yanımıza gelmeni. Aa bu cümle yüklemine gelmeni? Hayır. Bakın. Bu bekledim atıyorum cümle okuyorum. Geçen hafta yanımıza gelmeni. Ne diyorsun ya? Bitmedi cümle. Ama bekledim deyince cümle oluşuyor. O zaman bekledim cümlenin yüklemi diğerleri cümledeki diğer öğeler. Hatta diğerlerinde ne olduğunu söyleyeyim. Geçen hafta yanımıza gelmeni de nesne. Şimdi burada şu önemli. Yüklem bazen sonda olabilir. O zaman cümleyi kurallarla getirmemiz lazım. Yüklem bileşik fiil olabilir. Yüklem uzun bir tamlama olabilir. Yüklem isim olabilir. Dolayısıyla Türkçe'de her şey yüklem olabilir. Yüklemsiz bir cümle eksiltili cümledir. Şimdi gelelim özneye. Bakın ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk bir. Sonra özneyi buluyorduk. Yöntemimiz neydi? Yüklem, özne, nesne, tümleşlerdi. Yöntemimiz buydu. Yüklem, özne, nesne, tümleşler. Şimdi o zaman soruyorum. Kim ve ne sorularını soracağız dedik. Kim ve ne sorularını soracağız. Şimdi önce yine yüklem buluyorum. Öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor. Dinliyor yüklem. Kim dinliyor? Öğrenciler özne. Bu kadar basit. Kişi içerisi biçimlendirir. Biçimlendirir yüklem. Kim biçimlendirir? Kişi demeyeceksin. Cevap yok. Ne biçimlendirir? Çevresi biçimlendirir. O zaman burada özne, öğrenciler özne. Burada çevresi özne. Dinliyor. Kim dinliyor? Öğrenciler dinliyor. Biçimlendirir. Ne biçimlendirir? Çevresi biçimlendirir. Kimi biçimlendirir? Kişiyi. Burası nesne olacak. Sınıfımızın başkanı Ahmet'tir. Ahmet'tir yüklem. Kim Ahmet'tir? Sınıfımızın başkanı. Burası da özne. Bazı şiirleri anlamak zordur. Zordur yüklem. Ne zordur? Bazı şiirleri anlamak. Niye bunu bir bütün olarak aldınız hocam? Çünkü anlamak bir fiilimsi. Fiilimsel hatırlarsanız elektrik süpürgesi gibi arkasındakilerin hepsini diye içine çekiyordu. Siz de diyorsunuz hoca sürekli elektrik süpürgesinden örnek veriyor yoksa evde temizliği hocam yapıyor. Hayır. Sadece örnek vermek için söylüyorum. Yapabiliriz. Elimiz erinmez. Karikatür her toplumda sevilir. Sevilir yüklem. Kim sevilir? Cevap yok. Ne sevilir? Karikatür sevilir. Bu da özne. Ha bu sözlü özne. Ayrı mesele. Niye? Karikatür birileri tarafından sevilir. Dolayısıyla bunu ÖSYM'e sormuş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karikatür sözcüğü sözlü özneye görenir demiş. Edilgen çatılı fiillerde sözlü özne vardır. Ama sonuçta bu da bir özne. Bütün gün burada sizleri bekledik. Bekledik yüklem. Kim bekledi? Biz bekledik. Biz yok. Biz o zaman gizli özne. O zaman burada da gizli özne var diyeceğiz. Peki gizli özne seçeneklerde nasıl gösterilir hocam? Gösterilmez. Yani bu cümlenin öğelerini şöyle sorarlar size. Bu cümlenin öğeleri nedir dedi ya. Bekledik yüklem. Bütün gün zarf tümleci. Burada dolaylı tümleç. Sizleri belirtilmesi. Yani bu cümlenin öğeleri zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtilmesi yüklemdir. Özne hocam? Özne yok. Ama hocam var gizli. Bana ne? Yazmıyor. Yazmıyorsa yazmaz seçeneklerde. Gizli özne yazdık.
Gizli öz aynı zamanda gerçek özdür arkadaşlar. Yani bütün sözlü öz olmayan bütün özneler gerçek özdür. Yağmurdan vücudum ıslandı. Bakın bu da bir detay bilgi. Yine üniversite sınavlarına çıkmamış. Şu üniversite sınavına çıkmış bakın. Şu ÖSYM'ye de çıkmış. İsmin yüklem olduğu, isim sorusu yüklem olduğu da çıkmış üniversite sınavında. Şu zaten ÖSYM sorusunun aynısı. Hatta en başta sorduğum bir soru vardı ya, nerede? Gel bakalım sorucuk buraya. Evet, bulamıyorum. Nerede? Evet, bulamadım. Ha, şurada, pardon. Bak. Zordur. Ne zordur? Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur demiştim ya. Bu üniversiteden çıkmış bir soru. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde seçeneklerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur demiş ve doğru cevap bu olmuş. Yüklem, özne. İsim cümlesi özne yüklemden oluşuyor. Zordur. Belirlemek arkasındakileri olmuş. Ben de biraz daha kolayını yazdım. Zordur. Bazı şiirleri anlamak dedim. Yani bazı şiirleri anlamlandırmak, biçimlendirmek, ona yeni yorumlar katmak ve onun içindeki derinliği yakalamak zordur desem gene cümle özne yüklemden oluşuyor. Niye? Zordur yüklem, gerisi özne olmuş oluyor. İstediğin kadar salata yap. Şimdi bu da ÖSYM'nin sorusu. Şu zaten direkt ÖSYM sorusu. Kişi içinde yaşadığı toplumun değer yargıları biçimlendirir demiş. Bunu niye sürekli soruyorsunuz hocam? En başta hatta ilk sayfamda da bunu söylemiştim. Çünkü öğrencilere ben bu sayfayı sorduğumda hep yamuluyor. Genelde karıştırıyor burayı. Yani şu öğrencinin kafasını karıştırıyor yani. Yormaktadır. Ne yormaktadır? Öğrencileri falan böyle. Acaba hangisi özne? Acaba hangisi nesne diyor? Hayır. Kardeşim bu yüklem kim? Cevap yok. Ne yormaktadır? Sınav sorularının zorluğu. Kimi yormaktadır? Öğrencileri dememiz gerekiyor. Biçimlendirir yüklem. Ne biçimlendirir? Çevresi biçimlendirir. Kimi biçimlendirir? Kişiyi belirtir nesne dememiz gerekiyor. Şimdi bu da ÖSYM'nin sorusuydu. Bu kolay. Öğrenmen için göstermiştik. Şimdi bu ise ÖSYM'de çıkmamış. Yağmurdan vücudum ıslandı. Şimdi bu cümlenin yüklemi ıslandı. Tamam. Ne ıslandı? Vücudum ıslandı. Neden ıslandı? Yağmurdan. Şimdi bu cümlenin yüklemi ıslandı. Öznesi vücudum ama esasında bu cümlenin gerçek öznesi yağmur. Yani vücudu ıslatan yağmur. Ama bu örtülü özne olmuş oluyor. Bunu da ÖSYM sormamış ama bazı kaynaklarda gösterdikleri için biz de sizlere göstermek istedik. Artistik yapmak istedik. Şuna bakın. İstanbul'da bir ömür boyu yaşanır. Yaşanır yüklem. Kim yaşanır? Cevap yok. Ne yaşanır? Cevap yok. Hayat mı yaşanır? Bir şey değil. Nerede yaşanır? İstanbul'da dolaylı tümleç. Ne kadar yaşanır bir ömür boyu? Zar tümleci. Dolaylı tümleç var. Zar tümleci var. Yüklem tabii ki var. Ama cümlede ne gizli, ne örtülü, ne sözde, ne gerçek. Hiçbir özne yok. Anlaşık mı? Dolayısıyla biz burada diyeceğiz ki bu cümlenin öznesi yok. O zaman buraya yazıyorum. Özne yok. Demek ki cümlenin temel öğesi yüklemdir diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Bakın başka bir sorum. Dille oynamak, dile olabildiğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrışımlarını gidebileceği son durağa kadar izlemek ve bunlardan yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek şiirdeki ustalığın gizlidir. Şimdi mantığımız neydi? Önce yüklemi buluyorduk. Hatırlayalım kuralları. Yüklemi bul, özneyi bul, nesneyi bul, tümleşleri bul, sonra diğer öğeler falan filan. Şimdi gizlidir yüklem. Gizlidir isim olunca ne diyorduk? Aha! Cümlenin yüklemi isim. O zaman uzayabilir. Gizleridir, ustalığın gizleridir, şiirdeki ustalığın gizleridir. Yani ının ı'sı bak. In, ı. Şiirdeki ustalığın gizleridir. Kim şiirdeki ustalığın gizleridir? Cevap yok. Ne şiirdeki ustalığın gizleridir? Üretmek şiirdeki ustalığın gizleridir. Ama üretmek fiilimsi mi? Fiilimsi. O zaman hemen aklımıza bir elektrik süpürgesi geliyordu. Ve hemen diyorduk ki üretmek, imgeler üretmek, tatlar taşıyan imgeler üretmek, yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek, dille oynamak, dile olabildiğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrışımlarını gidebileceği son durağa kadar izlemek ve bunlardan yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek. Yani özne, şiirdeki ustalığın gizlidir. Burası özne, yani şuradan başlayıp şuraya kadar özne, şurası ise yüklem. Peki hocam, hasta mısınız? Niye buraya sadece özne, buraya sadece yüklem dediniz? Neden cevaba Edirne dediniz? Bakın şimdi. Çünkü lokomotif mantığı. Vagonları birbirinden ayırabilirsiniz. Ama vagonu kendi içinde bölemezsiniz. Yani bu vagonu alıp buraya bağlayabilirsin. Bu vagonu alıp buraya bağlayabilirsin. Ama vagonu yarısını bağlayıp yarısını bağlama yapamazsın. Dolayısıyla burası bir bütün olarak vagon. Dille oynamak, nokta nokta yapmak, nokta nokta yapmak, üretmek. Yani buraya kadar özne, şiirdeki ustalığın gizleridir dedik. Şimdi o zaman cümleyi öğren ayırırken çok dikkat ediyoruz. Hatta şurayı bir kez daha göstermek istiyorum. Bunu her zaman gösterdiğim örnek ama bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor. Şimdi bakın lokomotif vagon mantığıyla gidiyoruz. Şimdi bu cümlenin lokomotifi bu. Tamam. Dikkatlice dinliyor. Bak bunu tek başına bağlayabildik.
Dersi dinliyor. Buna tek başına bağlayabildik. Öğrenciler dinliyor. Buna tek başına bağlayabildik. Öğrenciler dersi dikkatli dinliyor. Bunları yeni değiştirebilirsin. Birinci vagonla ikinci vagonu, üçüncü vagonu yeni değiştirebilirsin. Dersi öğrenciler dikkatli dinliyor. Öğrenciler de şey dikkatli dersi öğrenciler. Bunları yeni değiştirebilirsin. Lokomotifimiz de burada bekliyor. Lokomotifimiz burada. Şimdi bir de şu cümleye bakın. Öğrencilerin dersi dikkatlice dinlemesi. Şimdi cümlede yüklem var mı? Yok. Cümlenin yüklemini arıyoruz. Cümle bitmedi. Öğrencilerin dersi dikkatlice dinlemesi gerekiyor dedik. Bakın şimdi. Gerekiyor yüklem. Yine lokomotifimizi bulduk. Tamam. Lokomotifimiz burada. Kim gerekiyor? Ne gerekiyor? Dinlemesi gerekiyor. Dinlemesi fiilimsi mi? Evet. Bak şimdi lokomotifimizi bulduk. Şey, vagonumuzu bulduk. Dinlemesi fiilimsi olduğu için ne yapıyordu? Arkasındakilerin hepsini ötüyordu. Dikkatli dinlemesi. Dersi dikkatli dinlemesi. Öğrencilerin dersi dikkatli dinlemesi gerekiyor. O zaman burası böyle uzun bir vagon. Peki hocam niye bölmediniz? Çünkü öğrencilerin gerekiyor diyemiyoruz. Yani bunu tek başına alıp bağlayamıyorsun. Öğrenciler dinliyor diyebiliyorsun. Bak bu vagonu, yani şu yeşil vagon olsun. Yeşil vagonu alıp yükleme bağlayabiliyorsun. Ama şunu öğrencilerin gerekiyor diyemiyorsun. Dersi gerekiyor diyemiyorsun. Dikkatli gerekiyor diyemiyorsun. Bunların hepsi yani şu da şu da şu da bu büyük vagonun parçası. Yani yan cümlenin parçası. Dolayısıyla biz fiilimsi görünce vagonun uzayabileceğini, arkasındakileri elektrik süpürgesi gibi yutabileceğini unutmamamız gerekiyor. Burası Türkçenin en önemli kısmı zaten. Şimdi evet kağıtlardan bir tanesi intihar etti. Özden'in yaptığı işten etkilenen öğeye biz nesne diyoruz. Bu tanımı ÖSYM veriyor. O yüzden ben de bu tanımı seviyorum. Çünkü öğrenci bu tanımı görünce bir kafası karışıyor. Şimdi kardeşim oyuncağı kırmış. Kırmış yüklem. Kim kırmış? Kardeşim Özne. Neyi kırmış? Oyuncağı nesne. Tamam her şey çok güzel. Oyuncak taktikten etkileniyor yani. Ama bu mantıkla çözemezsiniz. Nesne kimi neyi sorularıyla belirtilir nesnenin. Ne sorusuyla da belirtisiz nesnenin bulunduğu bir öğe. Şimdi okuyor yüklem. Kim okuyor? Öğrenciler okuyor. Ne okuyor? Kitap okuyor. Burası nesne. Peki hani kardeş oyuncağı kırdığında oyuncak etkilenmişti. Paramparça olmuştu. Fakat öğrenciler kitap okuduğunda kitap etkileniyor mu? Yani hani etkileneceği bir durum hissetmiyorsun. Dolayısıyla etkilenme mantığıyla hareket edemez. Mesela kalemi kırdım. Tamam kalem etkilendi ama yani bu etkileme mantığı değil. Kimi neyi sorusuyla bulman lazım. Bu nesne ve buna biz belirtisiz nesne diyoruz. Öğrenciler hocanın verdiği kitap okuyor deyince bak şimdi burada belirtisiz bir nesne. Kitap okuyor. Hangi kitap? Ya, belirsiz işte ya. Kitap okuyor. Boş ver. Kafanı karıştırma. Belirtisiz. Ama öğrenciler hocanın verdiği kitap okuyor dediğimizde okuyor yüklem. Öğrenciler özne neyi okuyor? Hocanın verdiği kitabı olduğu için, kitap belirli olduğu için belirtili nesne diyoruz. Şimdi bakalım ÖSYM nasıl sormuş? Bu da ÖSYM'nin sorusu. Dilin yaratıcı bir araç, geleceğe uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede bir zorunluluk olduğunu bilir. Şimdi yüklemimizi buluyoruz. Bilir yüklem. Kim bilir? O bilir. O neyi bilir? Nokta nokta olduğunu bilir. Zorunluluk olduğunu bilir. Kalıcı olabilmede bir zorunluluk olduğunu bilir. Yaratıcı bir araç olduğunu bilir. Geleceğe uzanabilmede bir köprü olduğunu bilir. Dilin nokta nokta olduğunu bilir bak. Dilin olduğu. Ininin ısı. Hatta bunu şöyle sormuş ÖSYM. Aşağıdaki seçenekler hangisinde cümle öğelere doğru ayrılmıştır demiş. Birinde buradan ayrılmış, birinde burada. Hepsinde 5 seçenekte bu cümle var. Hangisinde doğru ayrılmıştır diyor. Doğru cevap sadece şurada çizgi olan. Niye? Bilir yüklem, gerisi belirtili nesne. Neyi bilir? Dilin nokta 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 olduğunu bilir. Dilin olduğunu, ınının ısını. Peki niye burayı böyle aldınız hocam? Sıkıntılı mısınız? Evet. Çünkü burada fiilimsi var. Fiilimsinin olduğu yerde her zaman bir sıkıntı vardır. Fiilimsinin olduğu yerde her zaman bir ÖSYM sorusu vardır. Bilir yüklem, gerisi tabii ki de nesne. Gelelim dolaylı cümlece. Harun toplantıya gidiyor. Burada neydi? ED'denli sorularla soruyorduk. ED'den. Kime, kimde, kimden? Nereye, nerede, nereden? Neye, neyde, neyden? Harun toplantıya gidiyor. Gidiyor yüklem. Kim gidiyor? Harun gidiyor. Nereye? Toplantıya dolaylı cümlece. Cümlenin anlamını yer bakımından tamamlıyor. Bu dergide kültürel çalışmalara öncelik verileceği belirtildi. Şimdi bak bu da çıkmış bir sorudan alınmış. Belirtildi yüklem. Ne belirtildi? Verileceği belirtildi. Öncelik verileceği belirtildi. Çalışmalara öncelik verileceği belirtildi. Kültürel çalışmalara öncelik verileceği belirtildi. Bu dergide kültürel çalışmalara öncelik verileceği belirtildi de diyebilirsin gibi duruyor. Yani burayı da içine alacak mısın gibi duruyor. Eğer öyle olursa, bak şimdi belirtildi ne belirtildi? Özne belirtildi olacak. Ve burayı da içine alırsan bu cümlede dolaylı cümleç olmamış olacak. Ama dikkatli olacağız. Ne demiştik? Bir vagon mantığımız vardı. Vagona göre hareket etmemiz gerekiyordu. Vagonumuz nerede? Bir dakika. Vagonun olduğu kağıt nerede? Yere mi düşmüş? Allah. Evet. Burada bakın. Mantığımız neydi? Öğrenciler dinliyor diyebildiğimiz için bunu ayırmıştık. Öğrenciler dinliyor.
dersi dinliyor diyebildiğimiz için bunu ayırmıştık. Dikkatlice dinliyor diyebildiğimiz için bunu ayırmıştık. Ama öğrencilerin gerekiyor diyemediğimiz için bunu ayıramamıştık. Dersi gerekiyor diyemediğimiz için bunu ayıramamıştık. Şimdi kültürel çalışmalara belirtildi diyemiyorsun. Öncelik belirtildi diyemiyorsun ama kültürel çalışmalara öncelik verileceği belirtildi diyebiliyorsun. Dolayısıyla burası özne. Peki şurası girecek mi girmeyecek mi? Fiilimsi var. Fiilimsi arkasındakileri uçacak mı uçmayacak mı? Reklamlardan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şaka, öyle bir şey yok. Şimdi ne olacak? Burada mantığımız şu. Bu dergide belirtildi diyebiliyorsun ya, o zaman buraya geliyorsun. Bu dergide belirtildi. Dolaylı tümleçte belirtildi diyebiliyorsun. Dolayısıyla bu cümle dolaylı tümleç özne yüklemden oluşuyor. Anladınız mı? Bakın. Yüklemi bulduk. Yüklemden sonra kim ve ne sorusuyla özneyi bulduk. Özneyi bulduktan sonra öznenin fiilimsi olduğunu görüp hepsinin arkasındakileri yutacaktık ki şunun bağımsız bir şekilde yüklemle bağlantıya girebildiğini gördük. Aynı şu kelimenin bağımsız bir şekilde bununla bağlantıya girebilmesi için. O yüzden bu bir ayrı vagon dedik ve bunu böldük arkadaşlar. Bir cümlede birden fazla dolaylı tümleç bulunabilir. Mesela Karlıdağ'dan indim Bahar ülkesine. İndim yüklem. Kim? Ben indim. Nereden? Karlıdağ'dan. Nereye? Bahar ülkesine. Burası da dolaylı tümleç. Burası da dolaylı tümleç. Zar tümleçine baktığımızda ise ne zaman, nasıl, ne kadar, ne için gibi sorularla bulunuyor. Herkes beni dikkatli dinlesin. Dinlesin yüklem. Herkes dinlesin özne. Beni dinlesin belirtili nesne. Nasıl dinlesin? Dikkatlice dinlesin. İşte burası zar tümleci. Sınav bitince buluşalım. Buluşalım yüklem. Biz buluşalım özne. Ne zaman buluşalım? Sınav bitince zar tümleci. Niye sınav bitinceyi bütün olarak aldınız hocam? Çünkü bitince zar fiili arkasındakini yutmuş. Dün dışarı çıktık. Çıktık yüklem. Ne zaman çıktık? Dün zar tümleci. Nereye çıktık? Dışarı zar tümleci. Burada şuna dikkat edin. Dışarıya çıktık deseydi zar tümleci olmayacaktı. Bunu zaten birazdan detaylandıracağız. İleri geri konuşmayınız. Konuşmayınız yüklem. Siz konuşmayınız. Nereye değil bak. Nasıl konuşmayınız? İleri geri. Burası yine zar tümleci. Bu ülkede yaşamak ne güzeldir. Şimdi buraya dikkat edin. Güzeldir yüklem. Hocam niye ne güzeldir diye almadınız? Şimdi ne güzeldir diye almam için bunun bir isim tanımlaması ya da sıfat tanımlaması olması lazım. Yani şöyle bakın şimdi. Ali akıllı bir öğrencidir. Şimdi biz burada Ali yüklem, pardon özür dilerim. Ali özne öğrencidir yüklem diyemeyiz. Nasıl öğrenci, akıllı öğrenci diyemeyiz. Burayı bir bütün olarak almalıyız. Ali akıllı bir öğrencidir. Tamam. Ama şuraya dikkat edin. Ali çok akıllıdır dediğimizde işte burada dananın kuyruğu kopuyor. Şimdi akıllıdır yüklem. Ali özne çok da zar tümleci oluyor. Niye hocam? Niye burayı siz bir bütün olarak aldığınızda burayı almadınız? Çünkü ÖSYM böyle diyor arkadaşlar. Bunu yanlış gösterenler olabilir. Çok dikkat edin, bu ÖSYM sorusu. Hatta ÖSYM sorusu da burada şimdi geliyor. Ama bunu bir önce anlatayım, ondan sonra soruyu beraber çözelim. Şimdi burası bir sıfat tanımlaması olduğu için buna bölemedik. Bunu bölemedik. Tamam. Sıfat tanımları bölünmez. İsim tanımları da bölünmez. Mesela bir tane isim tanıması yazalım. Ali okulumuzun öğrencilerindendir. Şimdi okulumuzun öğrencilerindendir tamam olduğu için burası yine bir bütün olur ve bölemeyiz. Burasının isim tanımlaması olduğu için bölemedik. Burasının da sıfat tanımlaması olduğu için bölemedik. Peki bu ne tanımlaması ki biz bunu bölmeyelim? Zarf tanımlaması diye bir tanımlama var mı? Fiil tanımlaması diye bir tanımlama var mı? Yok. O zaman bu ne tanımlaması? Bu tanımlama değil ki. Akıllıdır yüklem çok zarf tümleci. Aynı şunun gibi. Ali çok çalışıyor. Çalışıyor yüklem. Ali özne çok da zarf tümleci. Şimdi burayı niye bölüyoruz nasıl sorusuna cevap verdiği halde? Diyoruz ki bu hocam zarf şey bu bir fiil tanımlaması diye bir şey yok ki. Bu bir zarf, bu da fiil diyoruz. Ama burada nasıl bir öğrencidir demedik. Niye burada bir bütün olarak aldık? Çünkü bu bir sıfat tanımlaması. Sıfat tanımlamaları bölünmez. İsim tanımlamaları bölünmez. Ama bu tanımlama olduğu için bölüyorsun. Bu tanımlama olduğu için bölüyorsun. Yani sıfatlar ek fiil alarak yüklem olduklarında onların miktarını bildiren zarflar da zarf tümleci olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sıfatlar ek fiil alarak yüklem olduklarında onların miktarını bildiren zarflar da zarf tümleci olurlar. Şimdi hatta bunu şu soruyla göstereyim, sonra bu sayfaya geri dönelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Şimdi buradaki tepeler baştan başa ormanla kaplıydı. Kaplıydı yüklem. Ne kaplıydı? Buradaki tepeler. Nasıl kaplıydı? Baştan başa. Ne ile? Ormanla. Bakın. Özne
zar tümleci, edat tümleci ve yüklem dedik. Dolayısıyla özel yüklemden oluşmuyor. Buradaki kuşların tüyleri şaşılacak kadar parlaktı. Birçok öğrenci buna şöyle diyor. Parlaktı yüklem. Ha, şaşılacak kadar parlaktı yüklem. Buradaki kuşların tüyleri de özne diyor. Hayır. Buradaki kuşların tüyleri özne, parlaktı yüklem ama şaşılacak kadar zar tümleci. Yani sıfat, parlak sıfatı ekfil olarak yüklem olmuş ve onun miktarını bildiren zarflar da zar tümleci olmuş. Buradaki çamların hepsi yemyeşildi. Yemyeşildi yüklem. Ne yemyeşildi? Buradaki çamların hepsi. İşte burası doğru cevabımız. Yemyeşildi yüklem, gerisi özne. Buradaki orman varlığını şu ırmağa borçluydu. Özne, belirtil nesneyi, dolaylı tümlece borçluydu. Buradaki ağaçların dibi ötekilere göre daha ıslaktı. Burada da yine özne, edat tümleci, zar tümleci, yüklem falan diye gidiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bursa doğru cevap olmamış, Ceyhan doğru cevap olmuş. Çünkü burada böyle bir durum var. Ve bu bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Şimdi buraya geri geliyorum. Şurayı inşallah anlamışsınızdır. Sıfat anlaması bölünmüyor, isim tanımlaması bölünmüyor. Ama bu bölünüyor. Çünkü nasıl çalışıyor? Bölünüyor. Ne kadar akıllıdır? Çok akıllıdır, bölünebiliyor. Yer yön zarfları ek aldığında zar tümleci olmaz. Aldığı iki göre değişik öge görevleri üstlenir. Mesela seni aşağıda bekliyorum dediğimizde bu dolaylı tümleci. Ama aşağısı çok sıcak dediğimizde bu özne. Aşağıyı çok beğenmiş dediğimizde bu nesne. Aşağının gürültüsü dediğimizde burada tamlayan olmuş oluyor. Tekrar söylüyoruz. Aşağı indi dersen zar tümleci. Aşağıya indi dersen dolaylı tümleci. Niye? Zar tümlecinde ek yok ama dolaylı tümlecinde ek olmak zorunda diyoruz. Bu soruyu da geçtik. Geldik edat tümlecine. Edat tümleci üniversiteden çıktığı için burada söylememiz lazım. 2004 yılında seçeneklerde edat ilgeç tümleci kullanılmıştır diye bir ifade var. Bu da yine 2016'nın sorusu. Burada yine edat tümleciyle bağlantılı bir soru var. Bakın şimdi. Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları. Ha, neymiş önce onu anlatalım. Edat tümleci ne ile, kimin ile, kimin için sorularıyla bulunuyor. Ne ile, kimin ile, kimin için sorularıyla bulunuyor. Bunu zar tümlecinin bağlantısına da alabiliriz ama 2004'te edat tümleci kelimesini kullanmış ÖSYM'ye çıkmış soruları çözerseniz görürsünüz. Annesi yarın otobüse gelecekmiş. Gelecekmiş yüklem. Kim gelecekmiş? Annesi. Ne zaman? Yarın. Ne ile? Otobüsle. Tamam. Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle yalnız çam büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Şimdi yer, bir yer, bulunmaz bir yer. Büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Neresi? Yalnız çam. Ne ile? Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap evlerden oluşan dağ köyleriyle burasını da edat tümleci olarak kabul etmiş ÖSYM. Şimdi şuna bakalım. Bu hediyeyi senin için aldım. Aldığım yüklem kim? Ben aldım. Neyi? Bu hediyeyi aldım. Ne için? Senin için aldım. Burası da yine edat tümleci olmuş oluyor. Şimdi bu da 2016'larda gelen soru. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Bak şimdi. Süreçtir, bir süreçtir, etkileşimsel bir süreçtir, gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Ne gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir? Dinleme. Neye göre? Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. Şimdi. Bununla aynı öğe hangisi vardır demiş. Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsur da doğru cevap olmuş. Bu soru kökünde verilen seçenek olmuş. Bu da doğru cevapta verilen seçenek olmuş. Önemli bir unsurdur yüklem. Ne önemli bir unsurdur? Etkinlik özne. Ne için? Dinleme becerinin geliştirilmesi için zaten önce. Bu soruyu da mutlaka çözün diyecektim ki koymuşuz. Hemen gösterelim. Bak şimdi. Aşağıdaki cümlenin hangisi öğelerin dizici bakımından bu cümleyle aynıdır? Direkt ÖSYM'nin sorusu. Şimdi gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir yüklem. Ne dinleme, neye göre yapılandırıcı dil yaklaşımına göre. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Dili öğrenme süreci dinleme yoluyla anne karnına başlar. Bakın başlar, dil öğrenme süreci başlar. Dinleme yoluyla başlar, anne karnına başlar. Bunun alakası yok. Dinleme sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir. Bak ne sadece iletişim kurmak için yapılan bir etkinlik değildir? Dinleme. Eğer burası bütünüyle özenklem olsaydı cevap Bursa olurdu. Ama bunu ayırmış, başka bir öğe olarak kabul etmiş. Dolayısıyla cevap Bursa değil. Etkili bir dinleme için dinleyici ön bilgilerini harekete geçirmelidir. Harekete geçirmelidir. Kim? Dinleyici. Neyi? Ön bilgilerini. Niçin? Etkili bir dinleme için. Bu da alakası sıralaması. Dinleme becerinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Zaten cevabımız buydu. Dinleme eğitiminin bir diğer amacı zihinsel becerinin geliştirilmesi. Bak. Burası yine özne ve yüklemden oluşuyor. Demek ki adam sadece özne yüklem istemiyor. Yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme becerisinin geliştirilmesi için. Dinleme, etkinlik. Gelişimsel ve etkileşimsel bir süreçtir. Önemli bir unsurdur. Hop hop yerine oturmuş oluyor. Şimdi bakalım başka bir soruya. Şimdiye kadar onu diye gidiyor. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla zar tümleci, nesne, zar tümleci ve yüklem olur diyor. Of bakalım şimdi.
Dava seçeneğinden başlayalım. Şimdiye kadar onu arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken görmedim. Görmediğim yüklem. Kim ben görmedim. Kimi onu görmedim. Ne zaman nasıl görmedim? Arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken görmedim. Ne zaman şimdiye kadar görmedim? Bak şimdiye kadar zartümleci. Nesne burası. Zartümleci yine arkadaşlarına ayrı bir şey yaparken yine zartümleci. Görmedim yüklem. O zaman cevabımız Adana'ymış. Fakat diğer seçenekleri kontrol edelim. Şimdiye kadar onu bütün tehlikelerden ben korudum. Korudum yüklem, ben özne oluyor, hop gidiyor, bu seçenek olmaz. Yemeğe davet etmeyi düşünememiştim. Düşünememiştim yüklem. Neyi düşünememiştim? Yemeğe davet etmeyi. Halbuki arada zartümleci olması lazım. Nesne var direkt. Şimdiye kadar onu bir kez yazarlar toplantısında gördüm. Nerede gördüm? Toplantısında dolaylı tümleç oluyor. Cümlede dolaylı tümleç yok. Şimdiye kadar onu üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım. Çalıştım yüklem. Neye çalıştım? Şimdiye kadar onu üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım. Bak, neye sorusuna cevap verdiği için bu da dolaylı tümleç oluyor ve gidiyor. Hitaplar, bağlaçlar, söz öbeği kurmamışsa cümle dışı unsur sayılıyor ve cümlenin herhangi bir resmi kabul edilmez. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediğinde Mustafa Kemal Atatürk. Tabii ki burada öğeleri ayırmada sıkıntı yaşıyoruz. Niye? Çünkü şimdi ordular, bunu öğe olarak ayırmaz. İlk hedefiniz Akdeniz. Akdeniz'dir yüklem. Ne Akdeniz'dir? İlk hedefiniz özlem. Ey Türk gençliği. Ha? Bunu öğelerine ayıramayız. Hitap çünkü. Soru hangi öğeyi buldurma yöneliklerine de dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi soru hangi öğeyi bulduruyorsa ona yöneliktir. Bugün buraya kim geldi? Kim özneyi bulduruyor? Öğrenciler soruları nasıl çözecek? Nasıl çözecek? Zar tümlecini bulduruyor. Bu kitabı nereden aldın? Nereden aldın? Dolaylı tümleci bulduruyor. Dün buraya gelen kimdi? Bak buraya herkes atlıyor. Burası sazan seçeneğinin olduğu yer. Bu kadar zor ÖSYM sormaz ama siz buna da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi dün buraya gelen kim dediğimizde kim? Aha özneyi soruyor demeyeceksiniz. Kimliğin olduğu yere bir öğe koyalım. Bir kelime koyalım mesela Ali olsun. Dün buraya gelen Ali'ydi. Ali'ydi yüklem. Dün buraya gelen özne olmuş oluyor. Dolayısıyla burada yüklemi sorgulamış oluyor. Eviniz nerededir? Neredenin olduğu yere bir kelime koyun. Evimiz Ankara'dadır. Ankara'dadır yüklem. Evimiz özne olmuş oluyor. O yüzden burada da yine soru yüklemi bulurma yönelik. Sınav soruları nasıldı? Sınav soruları zordu. Zordu yüklem. Sınav soruları özne. Dolayısıyla burada da yine yüklemi bulurmuş oluyor. Çünkü bunlar ek fiil almış sorular. Yüklemi sordu. Mesela ÖSYM'nin sorduğu soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisi cevap cümlesi sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur? Kardeşin ne zaman geliyor? Yarın. Burada zar tümleçten oluşmuş. Biraz önce kim geldi? Arkadaşım. Burada özneden oluşmuş. Toplantıda kimi gördünüz? Türkçe öğretmenini. Burada belirtili nesneden oluşmuş. Ne içersiniz? Çay. Burada belirtisi nesneden oluşmuş. Bu kalemi kimden almıştın? Benden almıştım. Senden almıştım veyahut da o zaman cevap dolaylı tümleç oluyor. Cevabımız Edirne. Soru anlamını mi ile sağlandığı cümlelerde mi'nin sonundaki öğeye dikkat edeceğiz. Mesela şöyle. Hocamız bugün soruları bizlere soracak mı diyoruz ya. Mı'nın sonunda ne var? Yüklem var. O zaman burada yüklem soruluyor. Ama şöyle deseydim. Hocamız mı bugün soruları bizlere soracak? O zaman özneyi sormuş olurdu. Veya hocamız bugün mü soruları bize soracak deseydi zar tümleci sormuş olurdu. Veya hocamız bugün soruları mı bizlere soracak deseydi nesne sorulmuş olurdu. Veya hocamız bugün soruları bizlere mi soracak deseydi dolaylı tümleci sormuş olurdu. O zaman özne, zar tümleci, belirtili nesne, dolaylı tümleç hangisinin sağındaysa o öğe soruluyor. Bakın bu da üniversiteden çıkmış bir soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurma yöneliktir? Ayşe Türkan'ı dün okuldan mı aradı? Aradı yüklem. Kim? Ayşe özne. Kimi? Türkan'ı belirtili nesne. Ne zaman? Dün zar tümleci. Nerede? Okulda dolaylı tümleci. O zaman burada M'nin sonunda dolaylı tümleci olduğu için soru dolaylı tümleci buldurma yönelik. Ayşe dün okulda Türkan'ı mı aradı? Belirtili nesneyi bulma yönelik. Çünkü solunda belirtili nesne var. Türkan'ı dün okulda Ayşe mi aradı? Ayşe aradı. Evet burada özneyi buldurma yönelik. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan. Türkan Ayşe dün mü aradı? Dünün sağında. O zaman burada zar tümleci bulurdu. Türkan dün Ayşe'yi niçin aradı? Bana ne niçin aradı? Bu zaten direkt zar tümleci. O yüzden cevabımız Ceyhan. Şimdi artık ara söz ve vurguya geliyoruz ve artık bitiriyoruz. Herhangi bir ara söz herhangi bir öğenin açıklayıcısı olabilir veya cümle dışı unsur olabilir. Doğup büyüdüğü yeri Üsküdar'ı çok özlüyordu. Özlüyordu yüklem. Kim o özlüyordu? Nereyi? Doğup büyüdüğü yeri. Nesne. Üsküdar'ı çok özlüyordu. Yani Üsküdar'ı burada açıklıyor. Çok da yine zar tümleci olmuş oluyor. Ben ne yalan söyleyeyim henüz acıkmadım. Acıkmadım yüklem. Kim? Ben özne. Ne zaman? Henüz acıkmadım. Ne yalan söyleyeyim? Bu cümle dışı unsur. Vurguya bakalım. Anlatılmak istenen öne çıkarılmasıdır. Nasıl bulunur? Fiil cümlelerinde vurgu yükleme en yakın öğede. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Ali yarın trenle Kars'a gidiyor. Nereye? Kars'a gidiyor. Bak Kars'a gittiği için vurgu dolaylı tümleçte. Ali trenle Kars'a yarın gidiyor dediğimizde vurgu zar tümlecinde. Yarın trenle Kars'a Ali gidiyor dediğimizde vurgu özne.
Gidiyor yarın trenle Karsel dediğimizde cümle devrik olduğu için devrik cümlelerde vurgu yüklemli olmuş oluyor. Bakın üniversiteden çıkmış soruya bakalım. Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi de dolar tümlesi vurgulanmaktadır. Beni on çok onlar ilgilendirmişti. Onlar özne vurgulanmış burada. Kim ilgilendirmişti? Onlar. Kimi? Beni, nesne, en çok da zarf tümleci. O sonsuz maviliği yeniden gördüm. Yeniden gördüm. Burada zarf tümleci vurgulanmış. En güzel yıllarım köyde geçti. Nerede geçti? Köyde geçti. İşte burası dolar tümleç. O yüzden cevabımız Cihan. Ne en güzel yıllarım özne, nerede? Köyde dolar tümleç. Binlerce kuş birden havalandı. Havalandı yüklem. Nasıl? Birden havalandı. Burası da zarf tümleci. Ertesi gün tekrar geleceğini biliyordum. Neyi biliyordum? Ertesi gün tekrar geleceğini. Burada da belirtili nesne vurgulanmış diyoruz. Şuraya yazalım belirtili nesne. Şunu da söyleyelim. Devrik cümlelerde vurgu yüklemdedir. Bahar gelmiş memleketim dağlarına dediğimizde gelmiş yüklemi cümlenin sonunda olmadığı için vurgu yüklemdedir. Soru cümlelerinde vurgu soru anlamını sağlayan cümledir. Kimsenin istediklerini buraya getirecek. Aa getirecek yüklem o zaman buraya da ona yakın demeyeceksiniz. Burada vurgu kimdedir? İsim cümlelerinde vurgu yüklemdedir. İstanbul kadar güzel bir kent bulmak zordur. Zordur yüklem dolayısıyla vurgu zordur da. D ve ki bağlacı ile mi soru ekinin bulunduğu cümlelerde vurgu bunlardan önceki sözcüktedir. Sen de benim kadar gerçekleri biliyorsun bak. Sen de dedik ya D'den önce sen var. O yüzden vurgu yüklemde olmuş oluyor. O zaman altın taktikleri verdik. Cümlenin öğelerini ve ara söz vurgu işledik. Şimdi şu en baştaki soruyu hep çözmeyi unutuyorum. Onu bir çözelim ve bitirelim. Nerede soru? Gel buraya. Evet, bulamıyorum soruyu. En başta şurası mı? İnşallah burası. Evet. 2018'in sorusunu çözelim ve bitirelim. Bu cümledeki öğelerin doğru sıralanışı hangisi doğru verilmiş? Hangisi verilmiştir? Videomuz çok uzadığı için gramatikten ödevi siz kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Kitabımız hazır. İnşallah güzel güzel cümle öğelerini çözüyorsunuz ve diğer soruları da mutlaka tamamlıyorsunuz. Özel seçici sorularımız var. Şimdi dayatıyor. Kim dayatıyor? Modern şehir hayatının gün içerisinde onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı. Neyi de kime dayatıyor? İnsana dayatıyor. Neyi dayatıyor? Daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini dayatıyor. Daha önce deneyimlediği bir uyum sürecini dayatıyor. Bak, özne, dolaylı tümece, belirtili nesneyi dayatıyor. O zaman öyle bir seçenek yok. Ha, özne, dolaylı tümece, belirtili nesne yüklem. O yüzden cevabımız deniz diyoruz. Ve artık 3 maddeyi bitirmiş olduk. Geçen haftanın sorusunu yapalım ve bu haftanın özlü sorusunu verip bitirelim. Rüyaları gerçekleştirmenin yolu uyanmaktır. Şimdi öğleden ayırıyorum ben tabii kafam gitti. Normalde uyanmaktır yüklem. Rüyaları gerçekleştirmenin yolu özne olmuş oluyor ama biz şimdi fiil seri bulacağız. Gerçekleştirmenin isim fiil, uyanmak yine isim fiil. Dolayısıyla toplam 2 tane fiil var. Bunu yine artistik bir şekilde yazıyorum. Ve ardından da sizleri bu haftanın ödülü sorusuyla baş başa bırakıyorum. Çok detaylı anlattığımız için biraz uzun sürdü ama inşallah süper bir şekilde yapacaksınız. Zaten gramatikten, paragrafikten sorular çözmeye devam ediyorsunuz. Denemeler çözmeye devam ediyorsunuz. Geçmiş yıllardaki soruları çözmenizin ne kadar önemli olduğunu göstermek adına geçmiş yıllardaki sorular çıkan seçici soruları da sizlere sordum. İnşallah belli bir süre sonra hayallerinize ulaşacağınızı anlayacaksınız. Sınavdan sonra da hayallerinize, istediğiniz üniversitelere ulaşıp güzel güzel üniversite kantinlerinde gezeceksiniz. İşte falan ne anlatıyorum ben ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar.